İyi akşamlar arkadaşlar. Ölçme değerlendirme 5. ünitede alternatif ölçme araçlarını konuşuyorduk. Portfolyoyu konuştuk. Şimdi de oradaki diğer kavramlara gireceğiz. Şimdi KPSS'nin çok kullandığı bir kavram var. O da bu tarafa mikrofonlarınızı kısıyorum. İhtiyaç olunca açarsınız. Bu tarafa kalem kağıt testleri diyor. Bu tarafa da performans değerlendirme diyor. Şimdi klasik tipte ölçme araçları, örneğin çoktan seçmeli testler, doğru yanlış testleri gibi şeyler kalem kağıt testleridir ve bunlara klasik ölçme araçları dedik. Fakat şurada yetersiz kalıyorlar. Mesela beden eğitim dersinde temel hareket becerilerini, yer değiştirme, dengelenme, nesne kontrolü gibi hareketler ölçülecek. Yetersiz kalıyor. Efendim, fen bilimleri dersinde deney tasarlama, deney uygulama yetersiz kalıyor. Müzik dersinde yetersiz kalıyor. Efendim, görsel sanatlar dersinde yetersiz kalıyor. Bunun yanı sıra Türkçe dersinde sadece kalem kağıt testiyle yaptığın zaman çocuğun yaratıcılığını, efendim şiir yazma becerisini, kompozisyon yazma becerisini, edebiyatta kendisini geliştirmesini ölçemiyorsun. İşte bunun için performans değerlendirme diyor ve şu tür sorular soruyor. Diyor ki hayvan hücresinde bulunan organelleri bilir, ayırt eder falan diyor. Böyle bir kazanım için kalem, klasik tipte kalem kağıt testleri uygundur. Bir sorun yok. Ama kazanım ıraksak merceklerle ilgili bir tasarım yapar dediği zaman bunu klasik tipte ölçme araçlarıyla ölçmek mümkün değil. Bu bir performans değerlendirme oluyor ve bunun içinde öğrencinin yapacağı iki şeye ihtiyaç var. Bir proje, iki performans ödevleri. Tekrar yazacağım bunu. İki, onların ölçüleceği rubrikler gibi şeyler. Şimdi şurası çok güzel oldu. Benim de çok hoşuma gitti. Bir kere şunu söyleyelim. Performans değerlendirme dediğimiz şey iki aşamalıymış. Performans değerlendirmenin, burası çok önemli ki burayı çok karıştırıyor öğrenciler. Performans değerlendirmenin bir aşaması, şöyle yazalım, performans değerlendirme iki aşamalıdır. Birinci aşaması, öğrencinin bir şey hazırlamasıdır. Bu hazırlama, uygulama, analiz ve sentez hatta değerlendirme düzeyinde olur. Peki bu uygulamayı, birinci aşamayı ne ile yapacak? Birinci aşama ya proje göreviyle yapılacak ya da performans görevi, ödevi ile yapılacak. İkinci aşama bu öğrenci çalışmasının
puanlanmasıdır. Bu öğrenci çalışmasının puanlanması da A çeteleme aracı, B kontrol listesi, C dereceleme ölçeği, D rubrikler ile olacak. Şimdi buraya gelmeden önce birinci aşamada proje görevi nedir, performans görevi ya da performans nedir diye bir bakalım. Kader, yayında mısın? Yayındayım hocam. Mesela Kader, bir çocuğun müzik dersinde flütle, melodikayla veya mandolinle veya gitarla, sazla bir şey çalması, sonrasında da öğretmen puan verecek. Bu çocuğun çalması proje midir, performans görevi midir? Performans görevi. Aferin. Mesela flüt çalması performans görevidir. Peki, ehliyet almak için bir sınava giriyoruz ve orada araba kullanıyoruz. Bu araba kullanırken de birileri, öğretmenler, müfettişler bize puan veriyorlar. Ehliyet veriyorlar ya da vermiyorlar. Bu çalışma performans görevi midir, proje midir? Bu da performans görevi hocam. Bence böyledir. Araba kullanma performans görevidir. Oysa çocuğun orijinal bir periskop tasarlaması veya orijinal bir ses yalıtım sistemi tasarlaması ve bunu model olarak da gerçeğini yapamasa bile küçük bir modelle yapması proje midir, performans mıdır? Proje hocam bu. Aferin. Ses yalıtımı tasarlaması da projedir. Bu bakımdan projeler mutlaka küçük de olsa sentez basamağına ulaşan şeylerdir. Performans görevleri ise sentez basamağına ulaşmaz, uygulama basamağındadır. Bu bağlamda bir çocuğun saz çalması performanstır ve uygulamadır. Ama çocuğun orijinal bir eser bestelemesi sentezdir ve proje görevidir. Güzel, tahtayı siliyorum. Hocam. Buyurun. O zaman proje performansı kapsıyor. Doğru mudur? Bir tık üstüdür ama her projede performans olmak zorunda değildir. Mesela çok bilişsel fenle ilgili bir araştırma hazırlayıp bir performans tabii onu da sunuyor ama doğru söylüyorsun. Doğru. Orada bir takıldım, bir düşündüm. Doğru. Şöyle diyebiliriz. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum sana. Performans görevleri uygulama basamağına kadar gelir. Proje ise uygulamayı aşarak uygulama da vardır. Artı sentez basamağında da ulaşır. Doğru. Efendim, sildik tahtayı. Şimdi gelelim. Şunu yazalım. Proje görevleri veya performanslar nasıl daha objektif puanlanabilir? İşte bunun için araçlar geliştirilmiş. Bunlar formlardır. Bu formlar bir çeteleme aracı, iki kontrol listesi, üç dereceleme ölçeği, dört rubrik. Rubriğin diğer adı da dereceli puanlama anahtarıdır. Ve rubrikler de kendi içinde A
analitik rubrik. B, holistik. Diğer adıyla bütüncül rubriktir. Bunların hepsi form kağıtlarıdır. Birazdan nasıl form kağıtları olduğunu göstereceğim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Hocam ben hatırlıyorum ilkokulda biz proje ödevlerimizi seçebiliyorduk, sıralayabiliyorduk. İlk üç dersten seç diyordu hoca bana. Yani ilk üç liste oluşturuyorduk. Matematik, Türkçe ve fen gibi böyle yazıyorduk. Ama performans ödevlerinde böyle bizim seçme hakkımız yoktu. Ve hocaya ben demiştim ki performans ödevimde neden seçemiyorum demiştim. Çünkü bu bir performans ödevi. Projelerde sadece seçme hakkınız var dedi. Ama biz performans ödevlerini de dönemin sonunda veriyorduk. Yani bir kere de uygulanıp biten bir şey değildi. Hani burada farkı benim kafama oturmadı. Acaba hocam yanlış anlatmıştı ilkokuldaki? Yoksa yanlış mı uyguluyordu? Ben o benim kafamı şey yaptı, karıştırdı. Performans zorunlu hareketlerdir. Proje seçmeli hareketlerdir. Doğru söylemiş öğretmen. Mesela flütle kazanım olarak varsa, müzik derste istilen marş çalınacak diye. Bu zorunlu bir performanstır. Herkese aynı performans göre verilir. Basketbolda turnike atmak gerekiyorsa bu herkese verilir. Puan verilir, başarır, başaramaz. Ama proje yaratıcılık işin içine girdiği için senin seçeceğin bir şeydir. Mesela sen ehliyet kursuna gittin. Arkasından da şey alacaksın. Söyleyiver. Ehliyet almak istiyorsun. Ehliyet. Ehliyet kursunda ya ben bu yolu sevmedim. Beni öbür yola çıkartın. Orada bir kullanayım diye seçme şansın var mı senin? Yok hocam. Tamam bu kadar basit işte. Ama senin için de sanki başka bir şey soruyormuşsun da ben cevap vermemişim gibi bir şey oldu. Hocam şey performans görevinde dönemin sonunda teslim edebiliyor muyuz? Biz öyle yapıyorduk. Bu başka bir soru. Sen tabii bunu sormadın ki. Hocam onu da sordum da içinde geçti. Ben soruyu biraz karıştırdım. Ya performans görevi dönemin sonunda mı olur, başında mı olur falan diye bir şey genelleme yapamayız. Araç kullanma performansı o anda olması gerekir. Ama mesela bir kavram haritası verirsin. O kavram haritasını oluşturmasını istersin çocuğun. 10 gün süre verirsin. Mesela benim eşim görsel sanatlar öğretmeni. Bir tane reprodüksiyon yani bir resmin aynısının yapılması görevini veriyor. Bir uygulamadır bu. Yaratıcı bir şey değildir. Leonardo da Vinci yapmış çocuklar da güzel sanatlar lisesinde yapacaklar. Bir uygulamadır. Performans görevidir. 10 gün süre veriyor. Ha uzun bir şeyse sene sonunda alırız diyor. Bu çok önemli bir şey değildir yani. Sen niye oraya takıldın ki? Hocam hani ben sadece performansı beden, müzik gibi düşünüyordum. Hani dönemin sonunda olmaz. Sadece bu dersler için geçerli. Değerlendirme yapamadığımız. Hani bedende yazılı yapamıyoruz. İşte müzikte yazılı yapamıyoruz. Hani o yüzden performansla değerlendirilir gibi kalmış kafamda. Peki ben sana bir şey soracağım. Güzel. Ben çocuğa desem ki fen bilimleri dersinde 10 işledik üniteyi bitirdik. 10 tane kavram verdim. Bu kavramları kullanarak bir kavram haritası oluştur bana dedim. Tamam mı? Evet. Çocuk da bunu evde oluşturdu. Ben de buna puan verdim. Bu kalem kağıt testi midir? Performans görevi midir? Bu performans görevi. Çok güzel. Bence de. Peki aynı o kavram haritası oluşturma görevi proje midir? Performans görevi midir? Performans görevi hocam. Ne güzel. Anlaştık. Anlaşamadığımız yeri söyle. Şu an oturdu hocam. Tamam. Anlaştık. Şimdi gelelim şu kavramlara. Tahtayı siliyorum. Şunu bir açalım. Evet, bunu her ne kadar Zoom'dan kare çizmeyi öğrensem de, yuvarlak çizmeyi öğrensem de yine bu ara çizgileri çizmek zor olduğu için slide'dan göstereceğim. Biraz önce tahtaya yazdığım şey performansların ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları.
bir çeteleme ölçeği, iki kontrol listesi, üç dereceleme ölçeği, dört dereceli puanlama anahtarı. Hulusi sen çok seviyorum ben yazdığım zaman onları not almayı ama bunları mecbur ekran fotoğrafı çekeceksin sonra sen çizeceksin. Yapılacak bir şey yok. Ben size onları göstereceğim hocam şeyleri nasıl çiziliyor. Tamam. Zoom'da da var mı çizimi? Tabii tabii. Zoom'dan hocam bir programa aktaracağım sizi. Oradan her şey daha güzel olacak böyle. Ama Zoom'un kendisinden değil. Zoom'a bir program ekliyorsun değil mi kullanırken? Yani aslında şurada aşağıda böyle share screen diye bir şey var ya hocam. Share screen. Evet. Oraya basıp ekran yansıtıyorsunuz hocam. Aynı şeyi kullanıyorsunuz. Ha, tamam. Bir ara yapalım onu öğreneyim onu. Şimdi bakın buraya arkadaşlar. Bu tahtada olan şeyin adı kaydıralım. Bu tahtada olan şeyin adı alta yazalım. Çeteleme. Biraz büyük yazsam süper olur. Şunu bir silelim. Şu tahtada gördüğümüzün adı çeteleme ölçeği veya aracıdır. Peki çeteleme aracı ne iş yapar? Bakın şimdi aşağıdaki form okul öncesi eğitimde şurayı bir silelim. Okul öncesi eğitimde sorulara cevap vereceğim. Bir şunu toparlayayım. Okul öncesi eğitimde bir çocuğun davranışlarını izlemek için bir çeteleme ölçeği hazırlanmış. Buraya çocuğun adı yazılıyor. Tabii şart değil. Bu böyle bir form. Ali Öztürk diyelim. Gözlem aralığı 1 Ocak'ta başlıyor. 30 Ocak'a kadar çocuğun davranışlarını ölçüyoruz, inceliyoruz. Gece 22'den sonra uyudu. 3 defa geç uyumuş. İstediklerini ağlayarak yaptırmaya çalıştı. 1 defa yapmış. Akşam yemeğini yarım bıraktı. 4 defa yapmış gibi belirli bir zaman dilimi içinde olumlu veya olumsuz davranışların kaç kez oluştuğunu izlemek için kullanılan formlara çeteleme aracı diyoruz. Çeteleme araçları yaptığı iş şudur. Davranışın kaç kez oluştuğunu ne diyelim izler diyelim. Bunun yanı sıra mesela basketbolda sayılar atılır. O sayıları kim attı falan diye çentik atılır. Buna da çeteleme aracı denir. Rüken diyor ki hocam siz grafik tablet mi kullanıyorsunuz? Valla grafik tablet denemez buna. Ucuz, uygun fiyatla aldım. İşte 400-500 liraya aldım bir grafik tablet. Ama bunun daha üst modelleri de varmış. Bir ara konuşalım. Daha iyisi nasıl olur bir bakalım. Evet, bu çeteleme aracıydı. Gelelim kontrol listesine. Ha, kontrol listesi, bu bir kontrol listesi. Bunu da yazalım. Şuraya kontrol listesi yazalım. Kontrol listeleri mutlaka ilk önce şunu okuyalım. Aşağıda bir kontrol listesi diyor. Bunu ben bir yerde gördüm. Çok hoşuma gitti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı zannedersem sürücü kursları. Onların sürücü kursundan sonra ehliyet sınavına giriyor insanlar. Ehliyeti alacak veya kaybedecek, alamayacak, bir daha girecek sınava. Onların ölçülmesi için bir form hazırlamışlar. Burada davranışlar yazıyor. Bir, emniyet kemerini taktı takmadı. Evet, hayır diyor. Aynaları kontrol etti. Hayır etmemiş. Tabii buradan puan kırılacak. Aynayı sarsmadan hareket ettirdi. Evet diyor, evet diyor, evet diyor. Peki kontrol listesi ne yapar? Bir davranışın alt boyutlarını, ne demek alt boyutları? Mesela bu araç kullanma davranışı. Bunun alt boyutu da bir emniyet kemerini taktı, iki aynalı kontrol etti gibi alt boyutları var. Alt boyutlarının yapılıp yapılmadığını ikili ayrımlarla
ölçer. Peki bu ikili ayrım ne olabilir? Biraz önce tahtada gördüğünüz gibi evet, hayır olabilir. Yaptı, yapmadı olabilir. Var, yok olabilir. Peki bu üçlü olamaz mı? Olamaz. Kontrol listeleri mutlaka ikili ayrımlıdır. Üçlü olursa adı değişecek, başka bir şey olur. Efendim, geçtik. Bu da kontrol listesiydi. Hocam şey soracaktım da. Kontrol listesinde belli bir davranış var. Her zaman böyle arka arkaya mı geliyor bunlar? Araç... Yani alt boyutları sırası mı? Şöyle, araç kullanmak için ardışıktır. Ama deney yapmak için bazen ardışıktır, bazen de ardışık değildir. Mesela bu araç kullanmak için olduğu için ardışık oldu. Mesela deneyle ilgili bir şey söylersek. Bir derim ki çıkarım yaptı. İki bağımsız bağımlı değişkeni belirledi. Bağımsız değişkeni belirledi. Hipotez kurdu derim. Burada sıra düzeni çok da gerekli değildir. Mesela bir öğrenci mutlaka ilk önce bağımsız değişkeni belirleyecek, sonra bağımlı değişkeni belirleyecek diye bir şart yoktur. Bir öğrenci önce bağımsız, öbürü de önce bağımlıyı belirler. Önemli olan belirlemesidir. Sıra düzeninin önemi yoktur. Sonuç, sizin sorduğunuz soruya cevap vereyim. Sıra düzeninin önemli olduğu davranışlarda sıra düzeniyle yazılması lazımdır. Sıra düzeni önemli olmayan davranışlarda sıra düzeniyle yazılmaz. Mesela folklor oynama davranışında, folklorda sıra düzeni çok önemlidir. Senkronizasyon çok önemlidir. Orada sıra düzeninde yazılabilir. Ama deney yapma becerisinde sıra düzeni önemli değildir. Orada da sıra düzeniyle yazılmaz. Mantıklı mı? Evet, bence mantıklı. Değil mi? Yasemin Bilir, ben sana bir şey sormak istiyorum. Bir saniye soracağım. Şurada bir sorun var, ona da bir bakayım dedim. Soracağım şimdi. Galaxy A7 hocam, kontrol listesinde artı eksi var mı? Şöyle, ilk önce şuna cevap vereyim. Artı eksi var mı? Şimdi kontrol listesinde tik atma vardır. Buna şu anlamda artı eksi diyebiliriz. Pardon, yanlış yere geçmişim. Pardon, kontrol listesine geleyim. Mesela kontrol listesini şöyle yapabiliriz. Evet yazmadım. Hayır yazmadım. Şuraya emniyet kemerini taktı. Evet. Aynaları kontrol etti. Etmedi. Böyle de yapabilirim. Artı eksi de olabilir. Bu önemli değildir. Yani var yok, evet hayır yaptı yapmadı olabilir. Artı eksi de olabilir. Ama bir şartı var burada. İkili ayrım olacak. Üçlü ayrım olmayacak. Ya var ya yok. Ha, peki diyeceksiniz ki her davranış artı eksi var yok diye ayrılamayabilir. Ara formları olabilir. Ha, o zaman kontrol listesi kullanmayacağız. Dereceleme ölçeği kullanacağız. Birazdan göstereceğiz. Yasemin, bir şey soracağım ben sana. Dinliyor musun beni? Evet hocam, dinliyorum. Şimdi senin derslerde yorumlarını çok beğeniyorum. Güzel katkılar veriyorsun falan. Bazen de hiç olmayacak yerlere takılıyorsun. Nereden kaynaklanıyor bu? Bilmiyorum ya, benim bu yapım gereği böyle. Şöyle, ben normal hayatta böyleyim. Hayır, sorumu anlamadın sen. Ya şimdi senin esnek bir zihnin var. Esnek zihin iyidir. Neden iyidir esnek zihin? Flexibility diyor yapılandırmacılıkta buna. Kavramlar arasında geçişli. Ama bir yerde bu esnekliği çok iyi kullanıyorsun. Çok hoşuma gidiyor. Çok daha basit bir şeyle kullanamıyorsun. Mesela biraz önceki sorunda ya sıra düzeni gerekiyorsa gerekir, gerekmezse gerekmez falan. Mesela çok daha zor noktalarda bu. Çünkü bu şeyden kaynaklanıyor hocam. Bu soruları işte kaynaklardan çözerken bu size sorduğum şeyi soruda görmüştüm. Ya. Hani belki de çözdüğüm sorular da mi kısıtlıyor olabilir bu konuda. Ya. Çünkü ya. Soruda ben ne bunu... kalabilsem size aynı soruyu yöneltim şu an. Yasemin, ben bu soruyu sorarken bunun cevabını biliyordum, biliyor musun? Ben bunu sana soru olarak sormadım. Yani, sadece sana sorgulatmak istedim. Bu işi öğrenmek için ben de bilmiyorum ama iyi ki de sordum mesela.
Tamam. Peki senin o sorudan okuduğunda algıladığın neydi? İlla sıra düzeninde olması gerekiyor muymuş? Evet, öyle algıladım. Yani tamam. O deney örneğini düşünememiştim. Tamam. Tamam. Ama tekrar söylüyorum, bakın herkes duysun diye. Senin o çalıştığın yayın, o soruda kontrol listesi zamansal süreç basamaklarıyla olması şart, öyle gerekiyor diye yazıyordu, değil mi? Ya öyle hatırlıyorum. Geçen yıl. Tamam, öyle hatırlıyorum. Çizerken, evet. Tamam. Ya bunlar senin zihninde ne yapmış, sen farkında mısın? Evet, biraz öyle gibi. Zaten bıraktım aslında. Ne yapmış biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Pişmiş aşa su katmış. Ha peki bu nedir, ben sana söyleyeyim. KPSS'de sorulmuş bir soruyu alıyor hoca. Ya da bir yerde gördü, bir örneği alıyor. Orada sıra düzeninde onu aşırı genelliyor. Başka türlüsü aklına bile gelmiyor adamın. İşte o da esnek düşünemeyen adam. Sen işte esnek düşünebilen bir insansın. O bir tane örnek görüyor. Mesela bu örneği görüyor. Böyle olur diyor. Sıra düzeninde olacak diyor. Bunu aşırı genelliyor. Şimdi burada çok önemli bir husus var. Kavramların olsa da olur, olmasa da olur özellikleri vardır. Bir de olmazsa olmaz özellikleri vardır. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Mesela Yasemin, bütün katı maddeler aynı mıdır? Hayır. Tabii ki değildir. Mesela silgi de katıdır, demir de katıdır ama farklıdır, değil mi? Güzel. Peki bütün bu farklılıklarına rağmen, demir, silgi, plastiğin farklılığına rağmen katı diyebilmemiz için olmazsa olmaz bir şart lazım, değil mi? Nedir o şart? Tabii ki. Tanecik yapısına bakarım. Çok havalı canım yani. Çok basitçe söyleyeceğim. Çok basitçe. Ben söyleyeyim. Su gibi akmıyor işte. Durduğu yerde duruyor. Su akıyor. Delikli var. Efendim? Belki var diyebilir miyim? Nesi var? Katılar için belirli bir şekilleri vardır. Ayırt ediliyor. Ama çok havalı konuşuyorsun yani. Bunlar çok bilimsel laflar. Gerek yok ya. Çok basit. Bak suyu aktığımız zaman akıyor. Yerinde durmuyor, değil mi? Katı dediğimiz şey de akmıyor. Çok basit. Yani havalı laflara gerek yok. Şimdi bunun böyle duruyor olması, şampuan gibi, su gibi, gazoz gibi akmıyor olması, katının olmazsa olmaz özelliğidir, değil mi? Evet de. Evet. Peki kontrol listesinin de olmazsa olmaz özelliği ama olmasa da olur özelliği var mı? Var. Evet. Sınıflama yapması çok, bence olmazsa olmaz özelliği. Tamam, beni takip et şimdi. Kontrol listesinin ikili ayrım yapması, evet, hayır, var, yok diye ikili ayrım yapması, katılığın katı olması gibi kontrol listesinin de asli özelliğidir. İkili ayrım yapacak. Peki, katılar içinde demir serttir, silgiye de bastırdığımız zaman esniyor. Peki esnemesi ya da esnememesi katının asli özelliği mi? Hayır. Bu bağlamda katıyı demir diye öğrenen bir çocuk silgi esnediği için ona katı değil diye düşünebilir. Bu aşırı bir genellemedir. Bizim de çok güzel bir şey, bir noktaya geldik. Bizim de kavramları öğrenirken o kavramda mutlaka olması gereken şartları, bir de olsa da olur, olmasa da olur şartları bilmemiz lazım. Kontrol listesinin ikili ayrım olması olmazsa olmaz şarttır. Ama kontrol listesinin zamansal dizgi içinde yazılması veya yazılmaması, aynı silginin esnekliği, demirin esnek olmaması gibi katının içindeki, kontrol listesinin içindeki değişebilen durumlardır. Anlaştık. Anlaştık. Teşekkürler. Rica ederim. Efendim, kader filan diyor ki dereceleme ölçeği Likert tipi midir falan filan. Geleceğiz, daha gelmedik oralara. Bunun birazdan bakarız kader. Kader, yayında mısın? Evet hocam, buradayım. Ya sen şimdi bunu yazmaya odaklandın. Yasemin Bilir'le konuştuğumuz şeye dikkat ettin mi sen? Dinledin mi? Dikkat ettim hocam. Yani ikili olması bir ana şartken diğerinin olup olmaması önemli değil. Yani anladım. Biz çok takılıyoruz. Tamam. Detaylarda boğuluyoruz. Dur ama, çok önemli bir şey var. Neresi o kavramın asli unsuru, neresi de olsa da olur, olmasa da olur. Detay değil bu. Bu bir ayırt etme becerisi. Çok önemli bir beceri. Evet. Şimdi Yasemin'e söyledim, bunu sana da söylüyorum.
Şimdi siz ikiniz de aslında, diğer arkadaşlarımız da öyle, hepimizin doğuştan gelen algılama, anlama kapasitemiz var ve iyi. Ama yayınlardaki bu olumsuz durum bizi etkiliyor. Şimdi toparlıyorum lafımı. Kader'e de söylüyorum, Yasemin'e de söylüyorum, diğer arkadaşlarımıza da söylüyorum. Bu asli unsurları yakalayıp değişebilen unsurlarla arasındaki farkı yakaladığımız anda KPSS'den 85 puan alırız. Bu kadar basit. Şimdi başka bir şey söylüyorum. Bu bütün derslerde böyledir. Mesela ÖYT anlatacağız. ÖYT'de paneli panel yapan nedir? Bir öğrencim bana dedi ki, paneli anlatıyorum. Hocam dedi, 4 ile 3 ile 5 kişi arasında olacak değil mi dedi. Yo dedim, 6 kişi de olur dedim. Olmaz dedi. Geçen seneki notunu açtı, hoca yazdırmış. 3 ile 5 kişi arasında olur demiş. Ya demiş, dedim ne olacak yani, 6 olsa ne olur? Panel olmaz hocam dedi. Hah. Paneli panel yapan şeyin kişi sayısı olmadığını algılamak lazım. Kontrol listesini kontrol listesi yapan şeyin, bak şimdi anlamsal çağrışım yapıyoruz. Nurcan yayında mısın? Evet hocam, yayındayım. Ah, Nurcan'la konuştuk bunu. Şimdi bana söyle. Kontrol listesi ne yapar? Kontrol eder. Ya biter. Bitti. Evet. Oldu mu olmadı mı diye kontrol eder değil mi? Evet. İşte bir daha düşün, alt basamaklarını. Yaptı yapmadı. Oldu olmadı diye kontrol etmek, anlamsal çağrışım yapıyoruz Nurcan'la. Ki bu konuyu onunla konuşuyorum. Bunu kontrol evet. etme formunun adı kontrol listesi. Bu kadar basit. Güzel. Teşekkür ederim Nurcan. Efendim. Şimdi gelelim dereceleme ölçeğine. Betimsel. Ay gene gitti. Yok yok, ben duyuluyor. Ben duydum seni. Şimdi siz beni takip edin. Ben de sonra, siz beni takip edin, sonra sorunuzu sorarsınız. Burada da bir üstüne yazayım şöyle. Burada da bir dereceleme ölçeği var. Dereceleme ölçeğinde mesela burada bir öğretmen sözel ve görsel sunumunu puanlamak için bir grubun veya bir kişinin konuşmasını puanlıyor. Bu puanlamada bir, konuşmaların akıcılık düzeyi nedir diyor. Yetersiz, orta, başarılı diyor. Buna sıfır, buna bir, buna iki puan verebilirdi. Veya buna 5, buna 10, buna 15 puan da verebilirdi. Puan da olabilirdi bu. Konuşmaların akıcılık düzeyi nedir diyor. İşte yetersiz buldum, şunu orta buldum, bunu iyi buldum gibi tik atıyor. Sonra da bunları puanlıyor veya puana çeviriyor. Buna da dereceleme ölçeği diyoruz. Ha, biraz önceki kontrol listesi bir davranışı var yok diye kontrol ediyordu. Nurcan hocam şimdi söyle bakayım. Dereceleme ölçeği ne yapar? Derece verir, dereceler. Bir hiyerarşi var değil mi? Aferin, aferin. Aferin, doğru söylüyorsun. Bir davranışın hangi derece kalite olduğunu ölçer. Bu kadar basit. Anlaştık? Hocam evet. Aslında şey değil mi? Dur, kazanımda... unutma kader lafını. Kader lafını unutma. Şimdi tekrar şurayı konuşalım. Kontrol listesi sadece var yok, evet, hayır diye ayırır. Dereceleme ölçeği ise var yok değil, var ama hangi kalitede var diye inceler. Şimdi bir spiker çıkmış oraya veya bir çocuk, konuşmacı, çocuk öğrenci bir konuşma yapıyor. Ben de onun konuşmasını Türkçe öğretmeni olarak puanlıyorum. Şimdi burada konuşmaların akıcılık düzeyi nedir, var yok denmez ki. Çocuk konuştu. İyi ya da kötü bir şey var. Ha, ses tonunun etkili olduğu. Var yok denmez ki. Ses tonu var ama hangi kalitede var? Demek ki bir davranışın kalite düzeyi önemsenmiyorsa, bakın çok önemli bir yere geldi. Bir davranışın kalite düzeyi önemsenmiyorsa, yapsın da nasıl yaparsa yapsın. Mesela ehliyet verirken bir yazmışız oraya kontrol listesine, emniyet kemerini taktı. Şimdi bakın bana, oraya şöyle yazdığımızı varsayalım. Emniyet kemerini nasıl taktı? A yetersiz, B orta kalite, D çok başarılı, E süper başarılı. Nasıl taktı emniyet kemerini? Çok havalı taktı. Böyle bir şeye ihtiyaç yok zaten. Taksın da önemli olan o. Değil mi? Şimdi demek ki
davranışın alt kalitelerinin incelenmesi gerekmediği yerde, ki emniyet kemeri takma davranışının alt kalitelerinin incelenmesi gerekmiyor. Ya taktı ya takmadı, yeterlidir. Orada kontrol listesi kullanılıyor. Ama davranışı yapmak değil. Herkes yapar o davranışı. Ama o davranışın kaliteli olup olmamasını dereceli olarak ve bu derece 1, 2, 3 basamaklı olabilir. 1, 2, 3, 4 basamaklı olabilir. Hatta 1'den 10'a kadar da olabilir. Ara basamakları da derece derece ölçüyorsa buna dereceleme ölçeği diyoruz. Nurcan, şimdi tekrar söyleyelim. Dereceleme ölçeği ne yapar Nurcan? Dereceler. Neyi dereceler? Kalitesini. Davranış, gözlediğim davranışın kalitesini. Şimdi bir arkadaşımız chatten bir şey soruyor. Gözde, buyur. Hocam, eskiden karnelerin böyle sağ kenarında şey vardı mesela. Sınıfı temiz kullanır. Peki, iyi, kötü. Bu da dereceleme ölçeğine giriyor mu? Kesinlikle girer. Kesinlikle girer. Tamam. Yani geçer, orta, peki demek bir derecelemedir. Ama onu karnede dereceleriz. Bunu gözlediğimiz performansta derecelemek için form oluşturduğumuzda buna dereceleme ölçeği deriz. Buyur Kader, seni dinliyorum. Hocam, aslında başta biz hani öğrencinin kazanıma ulaştı mı ulaşmadı mı diye bakıyoruz. Daha sonrasında ulaştıysa ne derece ulaştı, hı-hı, diye mi? Onun gibi mi aslında, evet, mantığı? Evet. Bu kadar basit. Ben size bir şey soracağım. Başka bir şey soracağım. Kader, söyle bana. Hayatında hiç dereceleme ölçeği gördün mü? Hocam valla anket manket yapıyorduk PDR'de ama. Ama burada bir dakika, bir şey soracağım ben sana. Bir şey soracağım. Bizim şu anki üst başlığımız ne? Üst başlığımız ne? Performans, hayır değildi. Performans değildi. Performans değerlendirme araçları. Evet, performanstı. Performans değerlendirme araçları formları. Doğru mu? Evet. Doğru hocam. Peki anket performans değerlendirme aracı mı? Değil. Niye onu buraya getirdin, yapıştırdın? Hocam Likert tipi, orada da puan alıyor ya hani. Tamam mesela... ama biz ondan bahsetmiyoruz ki. Yani bizim üst başlığımız anketler değil ki. Yani ben her puan verdiğimiz şeyi, demek ki dereceli puan verdiğimiz şeyi performans değerlendirme ya da ikisi aynı şey zannediyormuşum. İşte problem bu. Peki ortak noktası ne? Söylüyorum. Dereceleme ölçeklerinde bir performans derece derece puanlanır. Tutum ölçeklerinde ise bir tutum derece derece puanlanır. Bence her şey ortaya çıktı. Doğru mu? Oturdu hocam, evet. Ha. Şu an ne olduğu meydana çıktı. Ha. Şimdi bir dakikadan az kaldı. Şimdi ben bunları Kader, bundan 10 sene önce falan anlatıyordum. Öğrenciler niye anlamıyorlar, niye zorlanıyorlar diye çıldırıyordum böyle. Ya sonra bir baktım, bir şey fark ettim. Çok derin mevzu bu. Öğrencilerin %80'i hayatlarında dereceleme ölçeği görmemiş. Kitapta var, ona da bakmıyorlar. Öğrenciler sadece dereceleme ölçeğinin altında yazan 5 maddeyi ezberlemeye çalışıyor. İşte şurada kullanılır. Şöyledir, çağdaş ölçme değerlendirme aracıdır, öğretmen pasiftir, aktiftir, bir, onları ezberlemeye çalışıyor. Ya gözümüzle buna baktığımız zaman her şey çözülüyor. Vallahi çok güzel oldu bu ders ya. Yani o zaman dereceleme ölçekleri bize bir şeye ne kadar katılıyorsun ya da ne hissediyorsun diye sormaz değil mi? Bak, kelimeyi doğru kullanalım. Yayın kesilirse tekrar konuşacağız bunu. Tutum ölçeğindeki tutumun dereceli ölçeğidir. Bizim şu anda konuştuğumuz performansın derecelendirilmesidir. Tamam hocam. Böyle baktığımız her şey, bir tanesi tutumu derecelendiriyor, bir tanesi performans. İkisi de dereceli puanlamadır sonuçta. Ama biz şu anda performans değerlendirmeyi konuşuyoruz. Anlaştık mı?